Hoş. Beğendim. Kimler var yayında? Paşinyan Franco ne oldu? ya beni öv diyor ben. geri geliyor bu. Anna, ikili tepenin ikili tepesini yaptım. Anam, şimdi burada satış yapacaklar. Savaş başlıyor beyler. ATŞ kırmızı 19.666 Bitstamp'a göre Binance İyi bakalım. gittin sen ya. Şu Binance'e de Binance diyorum. Allah'ım demeyeceğim diyorum ama. Binance ya. Binance ya. Ambulance gibi aynı şey Ya ya. Janset fırçayı kaydı. Hani öyle ne biçim konuşuyorsunuz? Binance o Binance değil diye. Ne Binance mi? Binance diye okunuyor ya İngilizcesinde. Ben ne ya? Ben Türkçe okuyorum anasını satayım. Görüyorsunuz değil mi? CZ kankamızın yaptığını. Binance'de hala kırmadı. Binance değil, Binance. Binance. Ambulance gibi. Ambulance diyorum zaman. Ambulance diyorsunuz. Niye Binance demiyorsunuz? Kırdı kırdı. CZ. Çok şey etme. Seninle Ceza hiçbir önüne bari olayın yok. yerler koyamazsın. 22 ay 800 bin Bitcoin koymuş. 800 bin diyorum. Onu 800 bin kırdı. Şimdi Bitcoin koymuş. Ne olacak lan? geçen 800 gün bin Bitcoin. dediğimiz şeyi Allah yapıyorlar, yapacaklar. Market maker. Ne der? We are back in business. Değil mi? Market maker iş başında. Şimdi burada satan bütün balinaları alacak. Şakır Allah. şakır şakır basacak o Geçen paraları buralarda alacak. satamadınız orada. Bu sefer satabilirsiniz. Şimdi satabilirsiniz. Satmazsanız Çakarım aşağı. Franco Satmazsanız çakarım aşağı. Allah'a 300 dolar yaparım. nerede ya? Övsün beni. Franco niye övmüyor? Bir sene uğraştırdı beni şey diye. Aylık içi önemli değil diye ondan sonra değilse önemli değil. Al işte önemliymiş. Franco Bir gel şey buraya. diyeceğim Canlı sana. heyecan bekleniyorsun. Franco. İzliyorsun Franco oradan dinliyor mu arada? biliyoruz. Dinliyorsun beni. Öv beni. Gel gel canlı yayına ver. Alo. BC. Nerede o? Gelsin. Öv beni. CMC bilmem ne diyor. Bırak CMC'yi. Öv beni. Ben öv. Onu biliyor musun? Şahan Gökbakar yapıyordu onu. Biliyor musun onu? Bu Recep İvedik bilmem kaç milyon şey yapmış. Arabayla giderken sevgilisine diyor. Öv beni diyor. Öv beni 5 milyon izlendim. Doge Öv beni. Öv beni. Kim diyormuş 14K kaldı. diyordu. 18'den 14 Doge kaldı. diyordu. Yahya kim diyormuş ona? Lucky Marshall Van de Pop bu mu? Just the beginning. Just the beginning. Onu biz aylarda söylüyoruz. Just the beginning daha başlamadı. Kimmiş o ya 18'den 14'e inecek diyen? 14 olursa 13 olur, 12 olur, 10 olur. 7 olur, 3 olur, 1 Yok olur. öyle bir dünya. Boşa Vallahi yapmıyoruz bu çarşıdan yayınları. tavşan yaparız. 20K'da all in mi? Nükleer Buffalo demiş. 20K'da geçen dedik ya savaş çıkacak. Ne savaşı? Az önce doktorun da dediği gibi bir önce K'da ATH'de satamadığınız Bitcoin'lere şimdi alıyorum arkadaşlar diyecek. Market maker. Hatta kıramadım diyecek. Ben buradan 16 bin olur ha. Şey yapmayın onu. Çok panik yapmayın. Şak diye 16 bine çakabilirler. Işın kılıcı. Lansöz ışın kılıcı. Bakalım 16 çakabilir mi ya? 16. Nükleer Buffalo 20K'da all in mi dedi Araştırınca çok tekrar. acayip şeyler buluyorsun ama. Evi arabayı satıp Buffalo ne diyoruz biz? Market maker dedi ki geçen 20K'da satamadıklarınızı şimdi satın. Bak alın diye Ha şimdi diyor. alın demiyor. Bulaşmayın herifin işine. All in molin futures mucus açmayın. Valla öper. Kılıçdağını Daha başlamadı tepeye ona. atıyoruz. Işın kılıcı nerede? Benim Twitter şeyi Işın kılıcı zaten değil mi? Ha. Bak şimdi Dostlar 20K'da şey seviyesinde yapamadım diye şuraya Işın kılıcı şey. 19'a bir Twitter. çakabilir şu an. Şöyle. Şak diye. Onu yapabilir. 15 dakikalıkta gap yaptı zaten Bitmex'te. Şey Bitstamp'ta. BTC ne yapıyor? Kıramadım diye şak diye çakabilir. Hatta 18.500'e kadar da çakabilir. AT kırıyor diye alırsan yaparlar bunu. Bekleyin kırsın. Ondan sonra. 151 milyon USDT 14 dakikada. O hiçbir şey değil. Daha oho. O da ne savaş çıkacak var ya. Şimdiki olayı büyük ihtimal kıramadım AT'yi diye çakacaklar bakın. 18'lere kadar çakabilir. Çakmaz çakmaz. Yok yok. Geveste kalıyor. Yok, bir şey korkutmak lazım. 18, 19, 18.
Yok şimdi katastrofik şekilde izliyorlardır. Olur mu olmaz mı? Alacak adam 26-27'den alayım. Ha bir de dün akşamki yayında dedim YouTube'a atamıyorum arkadaşlar şeyi yayını. Çünkü çok uzun yayın yaptığımız için YouTube'a özel artı artı videolar yapacağız. Canlı yayınları kaçırmayın. Arada hani canlı yayınlarda ekstra bir öncekinde ne dediğimizde hep söylüyoruz da. Bir dahaki ay 180K dolar olursa vallaha şaşırmam. Dün çizmiştim yayında grafiğini. YouTube'a attığım şu videoda da var grafik. Şu 80K anki dur. hani AT'yi kırdığı an ilk hedefi 180 civarı. Arada düzeltme yapar tabii. 30'dan 25'e falan filan o değil ama ilk hedefi yani direkt 180K'ya gidebilir bu ay. AT'yi net kırdığında. Ya o Mart civarında işte şeyde 1500'den çakmasalar da aşağı Şimdiye kadar gitmişti işte zaten. 40-60 arasında dolanacaktı. Sonra işte 130, 120, 110 o civarlarda dolanır. 180K'ya yine aynı zamanda gelirdi ama biraz daha organik olurdu iş. Şimdi direkt pump yapması gerekecek gibi. Yani şey, şunu demeye Yani çalışıyoruz. geciktirmeleri hoş olmadı. Üstü boş arkadaşın. Şu trend. Yani AT'den sonra boş zaten üstü. Şu trende gidiyor. Ters grafiği aç şimdi. Dur, şu trende gidiyor. Bu trendte hani 150-180K arası ve bu bir ayda olabilir. Hiçbir engel yok şu an onun için. Hani AT'yi net kırdığı anda AT'yi önünde hiçbir engel yok. Bir ayda da 180K olabilir. Sıkıntı yok Ters yani. grafiği açman gerekiyor orada şeyde. Sen göster onu. Exit scam gibi bir şey oluyor. Dolardan Ha, exit scam. dolardan exit scam oluyor işte. Hani Boğa modda dolar çöp coin olarak görmeye başlıyor coinler. Zaten herkes o moda girer şeyde yani şu hareketi yapabilir. boğada. Bakın şurada da AT'yi kırdı. 150 dolarda AT'yi kırdı. Bir ay sonra 100 AT kırdıktan kırdığı ay 150'den 1200'e çıktı. 5x arttı. Aynı muhabbet burada da olabilir bu ay. Yani bu ay zaten en az 30K olması Yani lazım. Yani Aralık'ta. aynı mumlardan var zaten. Bahsettiğim mumlardan daha önce yapık. Katlayan mumlardan. Hiç öyle AT kırdıktan sonra yapıyorsun. Çünkü önü bomboş olduğu için herkes aha AT kırdı. Nerede satacağını bilmediği için millet bütün satış ordularını kaldırıyorlar. Pata 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 diye gidiyor. Yani hiç şaşırtıcı olmaz. Zaten 3 milyona gidecekse zaten bu Aralık ayı hani bu yılı 30 bin civarı kapatır. Kapatması lazım yani en az. Savaşı kim kazanacak? Savaşı merkezsizlik kazanacak Mert. Onun için de altcoin'leri pumplamaları şart. Yoksa savaşı bu sefer ben kazanacağım. şeyler, devletler diyecek ki regülasyon sadece Bitcoin varmış. Altcoin'leri siz önemsemiyorsunuz. O zaman biz Bitcoin'i merkezi yaparız. Ha işte grafiği görüyorsunuz. Bu AT'ye kırıldı. Aynı zamanda dolarda skeme bağlıyor. Hani exit skeme. Buradan hop 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 diye tek bir mumda inebilir. Şu an 8.900. 8.900 değil mi kaç? Kaç şu an? 5.000 değil mi? Pardon. 5.000'de Neydi? şey dolar. 5, 5.000, 6.000 tam görünmüyor. Buradan Ha, şey tek mi? mumda 300'e mi iniyor? Tabii 300'e Yani inebilir. 5000 işte şeye iner. 5 çarpı yapsa şey yapıyor işte 1000'e iniyor. Zaten şey bir saniye o biraz aylıkta olduğundan geride görünüyormuş. 318 318'e gözüküyor iniyor. şeyde. Yani tek şey mumda Aynen 5.000'den şeyde 300'e inebilir dolar. İlk etapta 1,8, 1,7 falan diyor işte. O da 3 kat falan yapar. 60 bin falan diyor. Orada tutunamaz zaten. Oradan da Orası çok büyük 180'e bir şey gider. değil. Yani İşte 318'e geliyor. O kaç yapıyordu? 180 bin bir şey yapıyordu galiba değil mi ya? ha bir de bunun Öyle bir şöyle bir şey olay yapıyordu. var. O çılgınlıkta o çılgınlık oluyor. Hani o rally çılgınlık oluyor. Alt kalır mı demeyin. Altlarla beraber gider o çılgınlıkta. Altlar yapıyorsunuz zaten. Öbürü gibi değil bu. Hani diğer AT gibi değil. 150 bin dolarda hani 60-70 bin dolarda kimse BTC alamayacağı için o kaçmış gidiyor zaten 314 diyecekler. bin dolarmış abi. 318-314 bin dolara denk geliyor. Yani BTC kaçtı gidiyor bari Ethereum'a kaçırmayalım diye Ethereum da gidecek onunla. Ulan Ethereum da Sonra gidiyor hiç kimsenin parası yetmeyecek onu almaya. aynen. Altlar almak isteyeceksin. Mantık şuydu. BTC'yi neden alıyorsun o noktada? Çünkü BTC ile satılıyor shitcoin'ler.
Onun için BTC alıyorsun. Diyorsun ki zaten diyorsun 1 sentin %1'i ama BTC ile almam gerekiyor diyorsun. BTC'm benim diyorsun. Hani BTC'ye attığım dolar diyorsun, 100 dolar diyorsun. Benim 100 dolarımı BTC paritesinde de 1000 dolara çıkaracak diyorsun. Çarpı 10 alacağım bundan 100 dolarımdan diyorsun. BTC ile alınıyor çünkü. Gidip BTC alıyorsun. Ya da Ether paritesi olur tamamına yakınında. Ether ile alacağım diyorsun. Hem Ether'in gitme potansiyeli var diyorsun. Hem BTC'nin gitme potansiyeli var diyorsun. İkisinden biriyle alıyorsun onu. Sen aldığın için başkaları diyor, alıyor. Market maker baskı yapmadığında zaten normal kullanıcıya bıraktıklarında uçup gidiyor bunlar. Bu sefer sen dolar paritesinde de yükseliyorsun. BTC'ye Ether elde ediyorsun. Bakıyorsun hepsi birden gidiyor. Ether gidiyor, BTC gidiyor. Bu sefer BTC'lerini hold etmeye çalışıyorsun. Çoğaltmaya çalışıyorsun. Öyle gidiyor işte. 2-3 sene, 5 sene sürdürüverirlerse bayağı bir kodaman alıyorsun. Sonra satamıyorsun ama. Saatlikte bu arada onayı verdi şeyi AT kırılımının. Tam vermedi aslında da veriyor yani. Futures Eyvallah. açmayın, futures'tan uzak Açmayın. durun. Işın kılıçları çığlıklarınızı arşa değdirir ben yeminle. Çok ağlatır. Yani aylardır, haftalardır diyoruz olmayan coin'i satıyorlar. O olmayan coin'i anında bunu 5.000'e indirip oradan çakarlar yani. AAT'yi Bak kırdı diye onu yapmışlıkları da var daha önce. arkadaşlar. Söyledim ya sana. Yani onu yapmışlıkları da var daha önce. Şimdi param var. Şimdi kimin ne kadar parası olduğunu bilmiyoruz. AAT'yi kırdı. Aztek 180 bin dolar olacakmış diye gidip buraya 1 milyon dolar girersen alırlar onu saniyesinde cebinden. Öyle ki futures'tan falan Ha, öyle bir dünya bunda yok. para. Onu deneyen bir tane gerizekalı vardı bir ara. 23 milyon dolarını mı aldı lan? Ha, Öyle bir şey aldı. 8 bin dolardayken beni ağa kırdı gidiyor diye bir saniyede 5 bin dolar ama 7 bin dolar mı öyle bir şey çaktılar aldılar adamın parasını. Şeyde Twitter'da alıyordu sonra. Finex'tekini diyorsun Ha, ama. Finex'tekine. 23 milyon dolarını aldılar öyle mi? Aynen. Sonra çıktı gitti. Adam ya 20 milyon dolarla mı ne? 10x mi 20x mi ne long kaçtı. Aldılar tabii hemen. Hemen Kanka çaktılar o o anda. kadar parayı karşılayacak şey mi var markette? Market maker'ı Hiç acımazlar. sikemezsin. En baştan beri diyoruz market maker'ı kazıklamaya çalışmayın. O adam kazıklanamaz. Sadece sizin ekranda gözükür ya da bütün ekranlara aynı fitil gözükür. Ama o şey aslında olmaz, senin paranı alır. Yapmayın, kazıklamayın adamı. Kazıklayamazsınız da denemeyin. Ne güzel fake Numarası attılar şurada ama. 14K alacağım, 12K alacağım diye. abi kilit tepe oluyor, yok olur öyle bir feali yok. Paşinyan ne Olursa oldu? olmaz diye bir şey yok ama onun Fenoları acı. getirin bana. 14K olacak diyen 100 bin takipçili fenoları getirin. Kontrat alma. AT zamanı futures Kontrat açmayın. Bakın alma. tekrar uyarıyorum. Hata oldu. AT zamanı orderları sildiler. Bilmem ne yaptılar derler. O BTC'yi anlık 1 dolara indirirler. Sen de orada likit olursun. Orderlar yeniden düzenlendi. Bilmem ne. Binance bugün bakıma girdi zaten. Niye bakıma girdi sanıyorsunuz Binance? Bütün orderları silmiştir o eşek. Alttaki orderların çoğunu kaldırmıştır. Kimse görmüyor onları. Sen şimdi AT kırdı diye yüklü order gireceksin. Buradan zınk diye çakacak 15 bine bir anla. Borsada oluyor öyle gaplar diyecek ondan sonra. O değil de Faşinyan ne oluyor ya? Şimdi sizin kafanızda iki tane soru var. Bir, Bitcoin nedir? İki, bir ayda 180K olur mu? Olmamasının engel var mı? Bence yok yok da güzel olur yani. Böyle, böyle gelmiş. Hop, işin güzel kısmı ne biliyor musunuz? Şuna ne deniyor biliyor musunuz? Yazsanız da bu neye benziyor? Kulp fincan değil ya. Bu şaka şaka değil. Fat ass formasyonu denen bir şey var. Şişman göt. Şişman göt nedir? Kimde olur? İş adamlarında olur. AT'yi kırıp şuna gelirse 180'e fat ass formasyonu tamamlamış olur. Sonra buradan da harbi iş adamları asıl hacimle girer. Yani Microsoft bilmem ne milyar dolarlar girmeye başlıyor. Şimdi 500 milyon giriyorlar ya. Şu an 500 milyon girmelerinin sebebi giremiyor çünkü. İnsanların yeni hikayeye ihtiyacı var. Yani daha fazla Kripto para giremiyor. Hani 1-2 milyar dolar giremiyor. Adamın 200 milyar dolar parası var ama giremiyor yani. 10 milyar dolar giremiyor. En fazla 500 milyon girebiliyorlar işte şu an. İşte şu noktada AT sonrası yani 190K sonrası şişman adamlar gelir. Burada alırlar bunu 3-2-5
milyona doğru götürürler. Çünkü yüksek Orada hacimde girer. satabilirler Ha, burada satabilirlerdi. Hani 180K'ya gelir, oradan şeyi ama. dener. 20K'yı deney edebilir yani orada. Oraya bakacağız, daha var. Ya Bayağı şuraya tren çıkması sıkıntı değil bunun. kesilmez 150-180K arası bir ayda olur. Erkan Öz ben diyordum, bir sonraki ATD en az 170-180K diyordum 3 yıl önce. Erkan Öz geçen yıl 2021-2020 sonu 170K bekliyoruz, 2021 sonu en geç falan gibilerine bir video yapmıştı bayağı. Buraya gelmesi sıkıntı değil. Buraya gelir. Sorun burada, bunu kime satacaklar? 170K'dan 180K'dan hangi gerizekalı alır Bitcoin? Bilgates alır. Çok parası Ha, olur. onun hikayesini oluşturacaklar 100K'dan Almıştık sonra. zaten onlar. Oradan da alırlar. Kırdırırlar yukarı. Yukarıda her şey mümkün. Öyle de işte altlar falan da olur. Tabanı olmuş olur yani. Ya aynı muhabbet, trend değişimi şeyini alt TR'de anlatmıştım. Trend değişimi iki şekil. Hani bir TA'nın trendinin değişmesi var, bir de teknik analizin trend değişimi var. İkisi farklı şeyler. Mesela Bitcoin'den baz alırsak 180K'da, 190K'da, 150K'dan sonra, yani şu siyahla gördüğünüz şey kırıldıktan sonra, şu işte 200K kırılırsa TA'nın trend değişimi oluyor. Yani bu teknik analizin trendi bu. Bu kırıldığı anda burada yeni bir hikaye lazım. FA değişmesi lazım ki gidebilsin. Yani şu harekete geçebilsin artık. Yoksa şu hareket yapılacak. Bunun en tepe noktası 200 şu an. Onun kırılımı için FA trend değişimi lazım. Bakın az önce West Global kanalında 9750'den falan biri long açmış. Öpmüşler. Bir saattir anlatıyoruz burada. Yapmayın ATD o tarz şeyler diye. Adam tabi yabancı olduğu için bilmiyor. Biz de dinleyemiyor. Ha, böyle öperler adamı. Bunu buraya kadar çakarlar da. 8600'e kadar daha yolu var bunun. Buradan böyle belki şey yapabilir. Ama burada ATD, şurada büyük bir savaş olacak. Bu 5 dakikalık bir savaş değil bu. Adam Tek savaş BTC'de de değil. tabi Dolar hani, endeksinde de var şu anda. Bu kadar yani kolay değil yani trend olarak. başlangıçta ne dedik? Bir önceki ATH'de satmadınız kardeş. Satamadınız. Bir önceki ATN burası. T2017 yılında bu ATH'de satmadınız siz. Şurada da satamadınız. Tekrar geldim. Şimdi satın abicim diyor. Sana demiyor bunu. Elinde 50 bin Bitcoin olan adama diyor. Satacaksın onu Market diyor. Ben de bunu Maker'ı götüreceğim. çekiyorum. Sen Alacak sat. market maker alacağım diyor zaten. Alacağım diyor burada. Sen sat. Satmazsan çakarım bunu aşağı diyor. Şu an onun savaşı var. Kim ne kadar çakacak? Alamadım ayağı yapabilir. Belki hani daha çok satsınlar diye çift tepe şeyini gösterebilir. Belki tekrar 16K yapabilir. Hani bilmiyoruz onu. Çok zor ihtimal ama o. Hani burada şu an bir savaş var. Market maker bütün her satışı emecek dedik zaten. Yani AT'den ufacık düşmeye kalktığında 100 satmaya başladılar BTC'leri. Market maker onların hepsini alacak. Hepsini alacak. Burada ne kadar tutarsa, ne kadar çok tutarsa, hatta hiç düşürmeden kırarsa bunu, şuranın altına düşmeden, 18.700'ün altına düşmeden bunu burada tutup AT'yi kırdırırsa, şu an kırmış değil. Duvara vurdu sadece, AT duvarına. Çatlattı duvarı. O kıracak ama şimdi değil. Ama kıracak. Onu gösterdi. Ben bunu kıracağım dedi. Şuranın altında yapmazsa o işi, yani indirip kırmayı şey yapmazsa, düşünmezse market maker, direkt buradan böyle kırarsa şaka değil, bir dakika 180 bin dolar yapar bu herif bunu. Böyle de manyak bu adam. Burada ne kadar alacağına bağlı o. Ne kadar çok satış olursa hepsini alacak. Çünkü o satışları karşılamak zorunda o şu anda. Burada 50 bin Bitcoin de satılsa karşılamak zorunda. 100 bin de satılsa karşılamak zorunda. 500 bin Bitcoin de satılsa karşılamak zorunda. Karşılayamazsa sıfırlanır çünkü. Hani öyle bir sıkıntı var. Aylardır söylüyoruz. Buradaki bütün satışları karşılamak zorunda o. Belki karşılayamadım diye fake atabilir. O fake de daha çok satsınlar diyedir zaten. Yani 250 bin Bitcoin satılır. Burada hepsini karşılar. Ya karşılayamadım ben. Siz bir 250 daha satın der. Buradan da kalan 250'yi Abi alır. işte Market maker her şeyi emiyor. dominant. O yüzden diyoruz burada yapmayın herhangi bir futures işini. Bırakın market maker işini yapsın. Ne kadar az insan Aynen. karıştı. Benim kafasına karıştırmayın yani futures'la mutures'la bilmem neyle. Şurayı bir kırsın geçsin şurayı. Hani şurayı testini de yapsın. Sonra gidecek zaten. Sonra açtığın her şey para dağıtmaya başlayacak girip. Burada her şeyi toplamış olacak zaten adam. Ne diyorum, 21 milyon Bitcoin var. Burada 500 bin Bitcoin satılsa alacak. 1 milyon Bitcoin satılsa alacak. Hepsini kaç tane satılıyorsa almak zorunda burada o herif. Almazsa düşüşü durduramaz. Ekstra para basacak, havadan para basacaklar, hikayeden para basacaklar. Hikayeden Bitcoin basıyorlardı yıllardır. Yıllardır basıp basıp duruyorlar. Şimdi hikayeden de Tether bassınlar bir zahmet. Ne satılırsa burada karşılamak zorunda onu. Şu hareketi yapsın. Ondan sonra o para dağıtmaya başlayacak zaten.